وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين.
Yeah.
Ey azizan, işte başlar söze, bir vasiyet kılarız illa size. Oh.
Ol
diyecekim. Doğdun hayrul beşer anesi anda neler gördü neler dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep nur kim güneş pervanesi berk olup çıktı evimden nâgehân. Göklere de nur ile doldu cihân. Gökler açıldı ve fetholdu zulem üç melek gördüm elinde üç alem biri meşrik biri mağrip de anın biri damında dikildi Kabe'nin bildim anlardan kim ol halkın yeyi kim yakin oldu cihane gelmeyin. Salli ala Muhammed. İndiler gökten melekler. Kâbe gibi kıldılar beytim tavaf. Geldi huriler bölük bölük dur, yüzleri nurundan evim doldu nur. Hem hava üzere döşendi bir döşek, adı sündüs döşeyen anı melek. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradılanı bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir ol cenil. Ulu devlet buldun ey dildar sen. Doğu serdir senden ol hulki hasen. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır bu gelen tevhid-i irfan kanıdır bu gelen aşkına devreyler felek yüzüne müştakdır insü bu gece şadan olur erbab-ı din. Bu geceye can verir ashab-ı din ya Resulallah.
rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'al müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme terhib ettiler, ol mübarek nura terhib ettiler. Amin eyder şu vakt oldu tamam ki vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan ak idi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtiman oldu cismim nura var, edemezdim kendimi nurden kifa. Salli ala Muhammed. Geldi bir akuş kanadı ile revan, arkamı sıvadı kuvvetle حتى تنالوا جنة ونعيما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي şu mübarek berat kandilini cümlemiz hakkında hayırlara vesile eyle. Bu günde, gecede yapılan, yapılacak olan her türlü ibadat-ı taati, yalvarış ve yakarışları, izzet-ü ikramları dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Görünür görünmez her türlü bela ve musibetlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Birlik ve dirlik içerisinde Ramazan ayına ulaşabilmeyi, Ramazan'ın güzelliklerini yaşayabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, memleketimizi her türlü belalardan, musibetlerden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda,
dertlerimize devalar nasibi müessir eyle ya Rab. Darda bunda viranede kalmışlara acil şifalarını ikram eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için ve hasaten Allahu Teala'nın rızası için El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا Allah'ın adıyla.
Merhaba.
merhaba ey rahmetellil alemin, merhaba sensin şefi'al müdnibin. Ey gönüller derdimin dermanı sen, ey yaradılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya. Nuru çeşmi evliya esfiya. Ya Habiballah bize imdat kıl. Son nefes didarınla şad kıl. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Yaratan Rabbimize, yaşatan Rabbimize, sayısız nimetleriyle donatan ve o nimetler içerisinde bize iman etmeyi, Müslüman olmayı lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu mübarek gide hürmetine Rabbimiz iman etmeyi, Müslüman olmayı nasip ettiği gibi Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölebilmeyi de nasip eylesin. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif'ten önceki son konakta, Berat gecesinde, mübarek bir mekanda, güzel bir camide, Mimar Sinan'ın izini taşıyan Lala Mustafa Paşa Kurşunlu Camii'nde bir araya gelmeyi bizlere nasip etti. Ilgın ilçemizde Rabbimiz Celle Celaluhu burada bir araya gelmeyi nasip ettiği gibi mahşer meydanında وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaktır. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar ne kadar güzel arkadaştırlar, müjdesine, akıbetine ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Orada da bir araya gelebilmeyi bizlere lütfeylesin. Aziz kardeşlerim, aziz cemaati Müslümin, KonTV ekranlarından bizi izlemekte, takip etmekte olan aziz cemaat, evimize, şehrimize bir misafir geleceği zaman günler öncesinden, büyük bir misafir geleceği zaman günler öncesinden hazırlıklara başlarız. Evimizi temizleriz, gönlümüzü temizleriz, hazırlıklar yaparız ikram ve izzet için. İşte Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dilinden Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan duasını öğretmek suretiyle, Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, Ramazan ayına ulaşabilmeyi nasip eyle ya Rabbi duasını öğretmek suretiyle hedefe doğru bizi yönlendirdi. Bak Ramazan geliyor. Men sâmehu ve qâmehu îmânen ve ihtisâben haraca min zünûbihi keyevmi veledetü ümmüh buyurulan ay geliyor. Yani kim oruçla, ibadetle geçirirse, annesinin bedenini terk edip de dünyaya gözlerini yeni açan bir yavrunun masum ve temiz oluşu gibi, o da tertemiz olacaktır Ramazan'ın sonunda. Müjdesine nail olacağınız ay geliyor. Hazırlanın, gönüllerinizi Kur'an-ı Kerim'i misafir etmek için hazırlayın. Evlerinizi Ramazan-ı Şerif'i karşılamak için hazırlayın. O Kur'an ki inmiş olduğu ayı ayların sultanı, o Kur'an-ı Kerim ki inmiş olduğu geceyi bin geceden daha hayırlı, bin aydan daha hayırlı, o Kur'an ki inmiş olduğu şehri Ummul Kura, şehirlerin anası, o Kur'an ki kendisine inmeye başladığı insanı وَمَا أَرْسَلَّاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa kıldı aleyhissalatü vesselam. Size de inerse, sizi de değiştirirse, sizin hayatınıza da yön ve şekil verirse, siz de o rahmetten esintiler taşırsınız hayatınıza. Siz de o peygamber gibi olursunuz hayatınızda ve ebedi hayatınızda, dünya hayatınızda ve ebedi hayatınızda diye bize mesaj veriyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu geceye dair özel olarak söyledikleri var. Allah'ın Celle Celaluhu genzül ila semait dünya, dünya semasına tecelli edip de elâ min müstağfirin feagfire leh, yok mu bağışlanma dileyen bağışlayayım dediğini, elâ min müsterzikin feerzukah,
yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim buyurduğunu, Ela min mübtelen fevafiye, yok mu bir belaya sıkıntıya düçar olan, ona afiyet vereyim, hatta yatlu'al fecr, fecir doğuncaya kadar, Allah'ın Celle Celaluhu seslenmeye devam edeceğini manen, mecazen, yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen, yok mu dua isteyen, dua eden ki duasına icabet edeyim diyeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bu gecenin rahmetinden istifade pek çok insanın edebileceğini anlatırken, bu gecenin rahmetinden istifade edemeyecek olanlardan da bahsediyor. Allah filan kabilenin koyunlarının tüyleri sayısınca çok kimseyi bağışlar. Çokluktan kinayedir. Çok sayıda insanı, hesapsız insanı, sayamayacağınız kadar çok kulunu bağışlar. İlla li muşahin ev müşrik buyuruyor. Müşrikleri bağışlamaz. Berat geceleri, mübarek gün ve geceler, Recep ayları, Şaban ayları, Ramazanlar gelip geçtiği halde Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren, ibadete layık varlıklar benimseyen ve kabul edenleri Allah bağışlamaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah kendisine şirk koşulması hariç, dilediğinden dilediği kadar günahları bağışlar ama kendisine ortak koşulmasını, kendisinden başka, dünyada da ahirette de nasıl ne şekilde davranması gerektiğini belirleyen bir güç ve bir otorite kabul edilmesini bağışlamaz Allah Celle Celaluhu. Rabbim imanımıza şirk bulaştırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Kindarları da bağışlamaz. Bu mübarek gün ve geceler geldiği halde kalbini kinden, öfkeden, nefretten arındıramayanları da bağışlamaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aziz kardeşlerim, ne olur Ramazan'a kalplerimizde muhabbet dolu olarak girmeye gayret edelim. Merhamet dolu olarak girmeye gayret edelim. Şefkat dolu olarak girmeye gayret edelim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın debbe ileyküm da'u men kâne kableküm, sizden öncekilerin hastalıkları size de sirayet etti. Sizden önceki kavimlerin, milletlerin başına gelen sıkıntılar ve dertler, hastalıklar size de bulaştı. Nedir onlar ya Resulallah? El hasedu vel bağda. Haset etmek, kıskanmak, sende olmayanın başkasında da olmasını istememek, sende olanın başkasında olmasını istememek, onu kıskanmak, ona haset etmek, min şerri hasidin izâ haset der ya, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Felak suresinde, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rabbim haset etmekten de, haset edilmekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Biri hasettir, diğeri de kim beslemektir? Kalbimizde Müslüman kardeşimize karşı öfke biriktirmektir. Berat geceleri, mübarek gün ve geceler gelip geçtiği halde hala küskünlüğe, dargınlığa, akrabayla kopuk dargın olmaya, komşuyla küs olmaya, anne babayla, kardeşle, eşle, bacanakla, eltiyle, baldızla, aklınıza ne geliyorsa, akrabayı taallukatla hala dargın durmaya devam etmek. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, aziz kardeşlerim, Ela vahiyel halika, dikkat edin, bu kin beslemek var ya, kalbinde Müslüman kardeşine, akrabasına, komşusuna karşı nefret beslemek, kin beslemek, sebep ne olursa olsun, ister maddi sebepler olsun, ister siyasi sebepler olsun, Allah'ın rızası için ayrılmanın dışında, Allah için buğz etmenin dışında hiçbir buğz ve öfke hissi meşru ve caiz değildir. Kıymetli kardeşlerim, bütün bunlardan dolayı hala hırs gösterir, haset eder, kin beslerse buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam, hiyel halika, bu kökünden kazır buyuruyor. Diyor ki bakın, saçınızı usturanın kazıdığı gibi kin beslemek de dininizi kökünden kazır buyuruyor. Allah'ım kalplerimizde kin bırakma kardeşlerimize karşı ya Rabbi.
Kardeşlerimize karşı kalplerimizde öfke bırakma ya Rabbi. Size bir hadis-i şerif okuyayım aziz kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şiir gibi bu hadis-i şerifin müjdesine nail olmaya olmayı niyaz ederek Rabbimizden okuyalım. Metniyle birlikte okuyayım. Buyuruyor ki inne min ibadillahi nasen ma hum bi enbiya ve la şuhada. Allah'ın peygamber ve şehit olmayan kulları var. Velakin yagbituhumul enbiya ve şuhada li mekanihim yevmel kıyame. Fakat Allah kıyamet günü onlara öyle bir mertebe verir ki, öyle yüksek bir derece verir ki peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler, imrenirler. Bu insanlar bu dereceye, bu iltifata, bu neticeye nasıl ulaştı diye hayret ederler. Sahabe-i kiram da şaşırarak soruyor. Habbirna menhum ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi bize haber verir misin? Kim onlar? Peygamber ve şehitler şehit olmadıkları halde peygamberlerin ve şehitlerin imreneceği insanlar kim? Bir tarif yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O tarifin içerisinde bizim de olmamızı nasip etmesini niyaz ederek arz edeyim Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek dudaklarından. Buyuruyor ki hum kavmun tehabu bi ruhillah la erhamin beynehum ve la envalin yetaadavneha. Onlar aralarında akrabalık bağı olmasa bile, aralarında yakınlık olmasa bile, aralarında hemşerilik olmasa bile, aynı şehirden olmasalar bile, aynı siyasi görüşten olmasalar bile, aynı sendikaya üye olmasalar bile, aynı cemaate mensup olmasalar bile, aynı tarikata müntesip olmasalar bile, aynı derneğe üye olmasalar bile, aralarında bir menfaat birlikteliği, bir alışveriş, bir mal ilişkisi, ticaret menfaat ilişkisi olmasa bile sadece Allah rızası için birbirlerini sevmeyi başaranlardır. Vallahi inne vucuhahum la nur. Allah'a yemin olsun ki onların yüzü nurdur. Vallahi ve innehum la ala nur. Allah'a yemin olsun ki onlar nur üzeredirler dedi Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ve şu ayeti okudu. Ela inne evliyaallahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin. Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de. Kıymetli kardeşlerim, Berat gecesinin verdiği mesajlardan, mübarek gün ve gecelerin verdiği mesajlardan bir tanesi de budur. Anne babamızla, eşimizle, dostumuzla, evde eşlerimizle, kadınlarımızla, kocalarımızla, çocuklarımızla, gelinlerimizle, kayınpeder, kayınvalidelerimizle aramızda problem varsa onlara karşı kin, nefret, öfkeden kurtulmanın zamanıdır Berat ve Berat gibi mübarek gün ve geceler. Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesine bağlıdır. Anne babanız sizin ya cennetiniz ya cehenneminizdir buyuran iki cihan serveri Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır kıymetli kardeşlerim. Akrabalık bağını kesenler cennete giremez buyuran Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır aziz kardeşlerim. Kulların amelleri her hafta Allah'a arz edilir. O amel sahipleri içerisinde birbirleriyle irtibatını kesen, küs duranların ameli hakkında Allah enziru hadeyni hatta yastaliha. Bunlar barışıncaya kadar bekletin, getirmeyin bana diye onların amellerinin huzuruna çıkarılmasını istemez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir bundan kurtulacağız. Uzatmayacağım. İkinci olarak şunu arz edip bitireceğim. Tevbe zamanıdır. Kıymetli kardeşlerim, kirlenen ellerimizi, gözlerimizi, eller kirlenir mi? Sabunla yıkarız gider mi? Günahla kirlenen eller, suyla yıkandığı zaman, sabunla temizlendiği zaman temizlenir mi aziz kardeşlerim? Kul hakkıyla kirlendiyse, devletin hakkıyla kirlendiyse, kamu malını haksız yollardan alarak kirlendiyse, alkolü tutarak kirlendiyse, faizi alarak kirlendiyse, başkasının hakkına girerek kirlendiyse, o elleri temizlemenin yolu hakları hak sahibine iade ettikten sonra Allah'ım ellerin, ayakların, gözlerin, kulakların konuşacağı bir gün var önümüzde. El yevme nahtimu ala fahihim
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Bugün onların ağızlarına mühür vuracağız buyuruyor. Yasin suresini çok okuyoruz ya. Ağızlarına mühür vuracağız. Eller bize konuşmaya başlayacak. Ayaklar yaptıklarına şahitlik edecek buyuruyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Yasin suresinde, başka yerde de var. Fussilet suresinde, şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûn buyuruyor. Allah'ın huzuruna gelince gözler, kulaklar ve deriler konuşmaya başlar. Allah'tan gafil, Allah'tan habersiz hiçbir şey yapamayız. Kıymetli kardeşlerim, Allah duymadan hiçbir cümle söyleyemeyiz. Allah bizi görmeden bu eller harama değmemeli, bu gözler harama değmemeli, kulaklar, beden haramdan uzak durmalı. Yılandan, çıyandan, vahşi hayvanlardan kaçar gibi günahlardan kaçmalıyız. Kirlendiyse işte tövbe imkanı verdi Allah Celle Celaluhu. Buyurdu ki, ey kendilerine karşı aşırı giden kullarım, ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, ey günaha çok dalmış kullarım, la taknatu min rahmetillah, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyurdu. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları bağışlar. Bir kadın, çok özür dilerim, büyük bir günah işlemiş, zina etmiş, pişmanlık duyarak Efendimiz Aleyhisselam'a gelmişti. Ya Resulallah, bu kirle, bu pasla, bu veballe, bu günahla Rabbimin huzuruna gitmek istemiyorum. Utanıyorum, korkuyorum. Ne olur bana ceza uygula, beni bu kirden kurtar dedi. Efendimiz Aleyhisselam gönderdi onu. Hamile yüklü olduğu belliydi. Git dedi, çocuğun olduktan sonra gelirsin. Kadın gitti. Kadın gitti, aylar sonra kucağında çocukla yine geldi. Belki de Peygamber Aleyhisselam gider geri gelmez, bir yerde Allah affeder, bağışlanır niyetiyle göndermişti. Ama kadın geldi, kucağında çocuk. Efendimiz bir daha gönderdi. Git dedi, bu çocuk sana muhtaç. Çocuk kendi başına yiyebilecek duruma gelince gelirsin. Kadın gitti, birkaç sene sonra bir çocuğun elinden tutarak geldi. Çocuğun diğer elinde de kurumuş et parçası vardı. Çocuk onu kemiriyordu. Yani çocuk sütüme muhtaç değil, artık yiyebiliyor demek istedi kadın. Ceza uygulandı. Oradan bir tanesi kadının arkasından belasını buldu. Cezasını buldu, kahrolasıca ve benzeri bir cümle kullandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günah işleyip de tövbe eden kadının arkasından olumsuz konuşan arkadaşını, sahabesini uyardı. Sus dedi. لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَمْعِينَ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ O bir günah işlemişti, bir yanlış yapmıştı ama ondan sonra öyle yandı. Öyle döndü, öyle tövbe etti, öyle pişman oldu ki tövbesi Medine'den 70 kişiye bölüştürülse hepsine yeterdi dedi. Kıymetli kardeşlerim, gönlümüzde tövbeye yer ayırmamız lazım. İki cihan serveri innehu leyuganu ala kalbi ve inni la estagfiru fil yevmi 100 merrah buyurur. Kalbime ağırlık gelir. Günde 70 defa, 100 defa istiğfar ederim buyurur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, seçilmiş insan, Allah'ın vahyine muhatap olmuş Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, masum peygamber, ben günde 100 defa istiğfar ederim, Rabbimden bağışlanma dilerim derken, her baktığında günah görme ihtimali, her tattığında şu kursaktan aşağıya bile bile bir lokma haramın geçmesi, vallahi bir lokma bile bile devlet hakkını, kamu hakkını, kul hakkını, faizi, kumarı, kumar kazancını, alkollü içeceği yutmaktansa, vallahi boğazımızı parçalaya parçalaya ateşi yutmak, haramı yutmaktan evladır. Çünkü bugün yuttuğumuz haram, yarın ateş olarak dönecektir. Hem ayetler söylüyor bunu. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Yetimlerin mallarını haksız yollarla yerseniz karınlarınıza sadece ateş doldurursunuz buyuruyor. Allah'ım kul hakkı yemekten bizi muhafaza eyle.
Allah'ım kamu hakkı yemekten bizi muhafaza eyle. Allah'ım faizin zerresinden bile bizi muhafaza eyle. Allah'ım haram kıldığın alkollü içeceklerden, kumar ve benzeri gelirlerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, arınma fırsatı verdin bize. Temizlenme fırsatı verdin bize. Bu mübarek vesileyle arınabilmeyi, temizlenebilmeyi, yeniden bir başlangıç yapabilmeyi. Ne olur kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, namazlarınızda eksiklik varsa aman namazlara Allah rızası için yalvarmak gerekiyorsa yalvararak bir abiniz olarak söylüyorum. Namazları sakın ihmal etmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rek'atel fecri hayrun minet dünya ve ma fiha, sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır buyuruyor. Sabahleyin sen uykuya geçirdiysen bu iki rekat zamanında, akşama kadar altın, akşama kadar euro dolar biriktirsen, akşama kadar yatırım yapsan, Allah Celle Celaluhu euroya, dolara, altına, gümüşe, mala, mülkiye, makama, şöhrete, servete kıymet vermez. Allah'ın baktığı başka bir şeydir. Kıymetli kardeşlerim, aman namazlar ihmal edilmesin. Aman kursaktan aşağıya haram lokma geçmesin. Elimizden, dilimizden kimse zarar görmesin. Ve aman gönüllerimizi ilahi vahye açmaya, Kur'an'a açmaya gayret edelim. Rabbim beraatımızı mübarek kılsın. Berat gecesinde beraatı alan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim razı olduğu hayatı yaşamayı nasip eylesin. Razı olduğu hal üzere az ağrı, kamil iman ve dinimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh şahitliğiyle son nefesimizi verebilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ey rahmeti bol padişah amad Allah, ey rahmeti bol padişah amad Allah, cürmüm ile Mevlam geldim sana. Muhammed Mustafa salavat. Söyleşirken Cebrail'e kelam geldi, refref önüne verdi selam. Aldı o şah-ı cihan o zaman, sidreden götürdü ve gitti hemen. Bir feza oldu o demde rünuma, ne mekan var anda ne arzu seva. Kim ne halidir ne vali ol mahal, aklı fükretmez ol hali fehmü hal. Ref olup ol şaha yetmiş bin icam, nur-i tevhid açtı vecihinden nikam. Her birisinden geçerken yine ruh emrundu ya Muhammed gel ve ruh.
Ya ilahi hazretinden hacetim budur ki olamak bu ümmetin. Hak Teala'dan erişti bir nida. Ya Muhammed, ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi onlara kıldın nasip. Ya Habibim, nedir ol kim diledin? Bir avuç toprak minnet meyledin. Ben sana aşık olacak ey Latif. Senin olmaz mı dualeme? Thank you.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وإلى طريق المستقيم.
وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم، وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم، وشرفنا بشرافة القرآن العظيم، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا ربي إلهي يا ربي، bizleri alemi ervahta elestu bi rabbikum hitabına muhatap olarak ve İslam olarak yarattın. Bizlere vermiş olduğun bu lütuf ve kereminden bizleri ilelebet ayırma ya Rabbi. Cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e mededü inayetler ve lütfi hidayetler ihsan eyle ya Rabbi. Dünya hayatına bizleri sen var eyledin. Varlığından haberdar eyledin. Her neye ihtiyaç duyduysak bizlere bahşeyledin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفُورٌ. Bütün nimetlerini bizlere bahşeyledin. Nimetlerini hususileştirmeye çalışsak sayamayız. Ya Rabbi, nimetlerine şükreden şakirin zümresine bizleri de ilhak eyle ya Rabbi. Hamidin zümresine bizleri de ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı konuşturarak Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حبيبي كلهم beni senden sorarlar. Ben onlara çok yakınım. Öyleyse bana dua etsinler, dualarına icabet edeyim buyuruyorsun. Bunu bir referans olarak kabul edip şu anda Beytullah'ın şubesi olan Cami-i Şerif'te bir araya geldik. Cami bizleri cem eyledi. Senin rızanı umid ederek ellerimizi açtık. Ya Rabbi, huzurundan bizleri boş geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, ismiyle müsemma bir geceyi yaşıyoruz. Berat kandilini idrak ediyoruz. Bizleri Berat kandiline ulaştırdığından dolayı sana hamd ediyoruz. Ya Rabbi, Berat kandiline beratını alanlardan eyle ya Rabbi. Günahlarından arınanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, biz nefsimize uyduk, kendimize zulmettik. Bunun bilincindeyiz, bunun pişmanlığındayız. Şu anda bunun nedametini yaşıyoruz. Senden başka gidecek bir mercimiz yoktur ya Rabbi. Sana geldik ya Rabbi. Ellerimizi açtık ya Rabbi. Pişman olduk ya Rabbi. Nadim olduk ya Rabbi. Bir daha işlememeye azmeyledik. Söz veriyoruz ya Rabbi. Bizleri bağışlananlar mağfurin zümresine dahil eyle ya Rabbi. Şu gücenin hürmetine bağışlanmadık tek bir günahımızı bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat kandilini idrak ediyoruz. Aynı güzellikle Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı idrak etmeyi, bin geceden daha hayırlı olan, bin aydan daha hayırlı olan mübarek kadiri idrak etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi, senin rızanı kazanmak, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüksek şefaatini tahsil etmek üzere
mübarek mekanda Mevlid-i Şerif okundu. Kısa kısa ayetlerden aşk-ı şerifler okundu. Salat ve selamlar getirildi. Senin rızan istikametinde yapmış olduğumuz bütün ibadat ve antaatlarımızı bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede yapılan bütün ibadetlerden elde edilen misli sevabı, evvelen Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam başta olmak üzere bütün peygamber efendilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, sen ulaştır ya Rabbi. Ruh-i Resulillahi elan her birerlerimizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Sahabe efendilerimizin tabiinin tebe'ü tabiinin eyni dini mubin. Ulemanın, sulahanın, şuhadanın cemih meleği Kur'an ala kaderi meratibihim ervahına hediye ediyoruz, sen ulaştır ya Rabbi. Şu mübarek gecede senin rızanı ümit ederek senin evlerinden bir ev olan cami-i şerife gelmiş, senin misafirin olmuş, büyük bir edeple okunan Kur'an-ı Kerimleri dinlemiş, şu anda da el açarak amin diyerek yapılan dualara iştirak eden bu kardeşlerimizin de âbâ-ı ecdâd, akrabâ-ı mutallikât, dost ve ahbaplarından da ahirete göçenlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, sen ulaştır ya Rabbi. Kullun yûledu alâ fıtratil İslam hadîs-i şerifinin delaletiyle, fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere yeryüzüne gelmiş, mümin olarak yaşamış ve mümin olarak ebediyete göçmüş olan bütün mevtaların ruhlarına hediye ediyoruz, sen ulaştır ya Rabbi. Şu mübarek gecede kabirlerinde dertli dertli bekleşip bekleşip de ağlaşan, bir duacıları olmadığı halde fakat bir duaya muhtaç olan her ne kadar garip merhum ve merhumeler varsa onların da ruhlarına hediye ediyoruz, sen ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler şu dünya hayatında halimiz vaktimiz yerindeyken, sağlığımız, sıhhatımız yerindeyken senin rızanı kazanacak güzel ameller işlemeye muktedir eyle ya Rabbi. Aklımıza uyup da seni ve nefsimizi unutanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, Cenab-ı Peygamber'in duasıyla yalvarıyoruz. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bir miktar dahil olsa bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimize bırakma ya Rabbi. Bizleri nefsin eline, şeytanın eline köle etme ya Rabbi. Her zaman senin rızanı ön planda tutan, beşeri münasebetlerini bu istikamette yönlendiren, sana karşı olan kulluk görevlerini bu istikamette yerine getiren zümre-i ehli saadete bizleri dahil eyle ya Rabbi. Şu anda el açarak amin diyen bu kardeşlerimiz, her ne hayır dua içerilerinden geçiriyorsa umduklarına nail eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. İnsanlığı gözle görülmeyen bir mikropla terbiye ediyorsun ya Rabbi. İnsanlık ailesinin musallat olduğu bu mikroptan bizleri selamet yurduna çıkar ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle ya Rabbi. Gönlümüzün muradını bizlere lütfeyle ya Rabbi. Kinden, hasetten, kibirden, vücuttan, riyadan sana sığınıyoruz. Bizleri emin eyle ya Rabbi. Bizleri ihlaslı eyle ya Rabbi. Samimi eyle ya Rabbi. Seni bilen, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatini ümit edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Gençlerimize ve çocuklarımıza kurulacak olan her türlü hile ve desiselere karşı onları muhafaza eyle ya Rabbi. Onları sana emanet ediyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Mübarek mekanlarda yapılıp kabul olunan dualara dualarımızı ilhak eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımız üzerinde birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Bizleri senin dinin üzere sabit kadem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Bizim için hayır olan hususları bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bizim için şer olan durumlardan bizleri emin eyle ya Rabbi.
dualarımızı mübarek mekanlarda yapılıp kabul olunan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Mübarek zatların yapmış olduğu ve kabul olunan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede beraatımızı alabilmeyi lütfeyle ya Rabbi. Günahlarımızdan arınmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَةُ